bu bölge tabii bizim için önemli bir bölgeydi. Bereket TV sayesinde değerli çiftçimiz bizi aradı ve biz de burada sorunlu olduğu bu bölgede bu sorunu çözmek için bu sistemi ve bu filtre grubunu bu çiftçilerle tanıştırmak, bunlarla beraber bu sorunu burada çözmek bizim idealimiz. Tabii ki bunun sonunda bir satış aşamasına geçiyoruz. Bu satış aşamasını geçmeden önce tanıtım aşamasındayız. Bu bölgede nasıl tanıştırırız bu filtreyi? Böyle sorunlu, problemli kuyularla bizim yaptığımız çalışmalar Ege bölgesinde, Marmara'da yaptığımız çalışmalardaki gibi. Konya Ovası bizim için önemli bölgeydi. Burada da İnova Köyü'nde sorunlu bir kuyu bulduk. Bu sorunu çözdük, problemi çözdük. Şimdi burada şöyle bir sorun vardı. Sıfır kum, sıfır kumu biz ayırdık. Çiftçimizin daha önce kullanmış olduğu yağmurlama sisteminde boruları tıkanıyordu. Yani boruların yağmurlama sistemindeki borular tıkandığı için damlamada artık ben düşünemiyorum. Damlama boruları tamamıyla tıkanmıyor. Tabii tamamıyla tıkanıyor. Tamamıyla tıkandığı için çiftçimiz çok büyük zarar görüyordu. Bu zarar hepimiz için. Öncelikle çiftçimiz bu zarardan dolayı mahsulü sulayamıyor. Sulayamadığı için verim alamıyor ve damlama sisteminden vazgeçiyordu. Biz bu sistemle hepsini geri kazandırdık. Damlama sulamayı tekrardan gündeme getirdik. Su kalitesini arttırarak damlama sulamadaki verim arttırdık. Su kaybını önledik. Enerji kaybını önledik. Zaman kaybını önledik. Ve huzurlu, rahat bir sulama sağladık. Bizim sistemimiz her zaman söylediğimiz gibi ayırıcı bir filtre. Bu ayırma işlemi tabii burada saatte 200-250 ton debili bir sistem kullandık burada. Bu bölgenin yapısı itibariyle bu bölgede su debileri çok fazla. Motor güçleri çok fazla. Tabii ki bu niye göre fazla? Araziler çok geniş, çok büyük. Bunu yapmamız için bizim Cesursan olarak her zaman söylemiştim. 5 tondan 500 tona kadar sistem yapıyoruz. 5 tondan 500 tona kadar yaptığımız bu sistemler bölge bölge değişiyor bizde. Ve burada da 250 tonluk bir sistem kullandık. Bu sistemde tabii ki kumun, sıfır kumun ayrılması lazımdı. Burada biz sıfır kumu ayırdık. Her bölgeye göre ve her kuyuya göre biz sistem yapıyoruz. Her bölgenin ve her kuyunun debisi farklı. Şimdi burada bazı gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, bu bölgenin çiftçisi bu ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasını istiyorlar. Ama öyle ki bizim filtrelerde kuyu debisi tutmaz ise, misal veriyorum, bir kuyuda 100 ton su varsa, öbür kuyuda 50 ton su varsa, o kullandığı filtreyi alıp da 50 tonluk bir kuyuya takamaz. İlla ki kuyudaki debisine göre bir sistem hazırlamamız lazım. Bu da ne oluyor? Tabii Karadeniz'deki, Ege'deki, İç Anadolu'daki her bölgeye göre biz sistem hazırlıyoruz. Bölgesel olarak gittiğimiz, gördüğümüz yerlerde hepsi suyun kalitesi, kumun durumu, kum durumu da ve sudan yer altından gelen biliyorsun sular hepsi farklı farklı. Debiler farklı farklı. Bu kumu en ince sıfır kum, sıfır kumu ayırabilmemiz için farklı bir versiyon, farklı bir sistem kullanmamız gerekiyordu. Burada şunu da gördük. Çiftçilerimiz yağmurlama ve damlama ikisine beraber kullanıyorlar. İlk etapta yağmurlama kullanıyorlar. İkinci etapta damlamaya geçiyorlar. Ama biz bir gördük ki burada öncelikle yağmurlama, ilk önce kullanmış olduğu sistemler yağmurlamada uygun değil. Ama bu konseptte, bizim bu gördüğünüz sistemde çiftçimiz hem yağmurlamada kullanabiliyor bu sistemi, hem de damlamada kullanabiliyor. İki sulama sisteminde bizim filtremiz uygun. Sulama, damla sulama veya yağmurlama sulamanın olmazsa olması gübreleme. Sulama ve gübreleme ikisi eşit miktarda olursa biz çok güzel verimler elde ediyoruz. Bunu nasıl yapmamız lazım? Tabii ki bir gübreleme sistemiyle. Gübreleme sistemini şöyle ben göstereceğim burada. Şurası bizim filtreden çıktıktan sonraki şu sistem gübreleme ana vana grubu. Ve buradan aldığımız su, temiz su hortumlarla bizim gübre tankımıza geliyor. Gübreye bunun içerisine kaç litre, onun gübre konumuna göre, bitkinin durumuna göre gübreyi koyuyoruz. Gübreyi sistemimiz temiz su veriyor ve alttan tekrardan gübreyi alıp
sisteme yavaş yavaş enjekte ediyoruz. Yani bir serum sistemi. Serumda nasıl damla damla veriyorsak burada da yavaş yavaş gübreyi sisteme enjekte etmiş oluyoruz. Tabii ki daha önceki sistemlerde çok büyük sıkıntılar yaşandı gübre tankı yüzünden. Biz gübre tankını biraz daha komplet olarak değiştirdik. Gübre tankının en önemli yeri gübre tankının ağız ve sıkma anahtar grubuydu. Biz bu sıkma anahtar grubunu içten sıkmalı bir sistem haline getirdik. Çünkü çiftçimiz gübreyi atıyor içerisine, basınçlı bir sistem. Basınçla beraber verdiği için kendi çekip gidiyor, başından ayrılıyor tabii ki. Buradaki anahtar grubu basınçtan dolayı patlıyor. Patladığı için de çiftçimiz görmüyor bunu, bütün gübre zayiat oluyordu. Biz bu zayiatı önlemek için gübre tankımızın kapak grubunu içten sıkmalı bir kapak grubu haline getirdik. Ve sistem basınç aldığı anda kapak kendiliğinden kapatıyor ve hiçbir tane damlacık gübre zayiat olmuyor. Cesursan filtre olarak biz suyu ve sulamayı, filtrelemeyi her bölgede böyle etkin arkadaşlarla eğitimini vererek başladık. Eğitim vererek damla sulamanın, damla sulama nedir, filtreleme nedir, gübreleme nedir ve bir aşama aşama bu konu eğitimini vererek önce tanıtıyoruz ve tanıtım aşamasından sonra satış aşamasına geçiyoruz. Bizim özelliğimizin biri de bu.